Merhaba arkadaşlar, opampları anlatıyorum şu anda. Şimdi bir opamp şekli çizelim öncelikle şöyle. Şöyle, şöyle. Bu bizim opampımız oluyor. Şuradan bir artı giriş, alt taraftan bir eksi giriş, şuradan bir çıkış, yine şuradan bir tane bir giriş, buradan da yine bir giriş olacak şekilde düzenlediğimizde şuraya mesela eksi giriş, eksinin olduğu yer diyelim buraya. Buraya da artının olduğu yer diyelim. Buraya artı volt diyeceğiz. Buraya eksi voltaj diyeceğiz. Bu bizim çıkış kısmı. Şu kısım ile şu kısım bizim girişlerimiz olacak. Şimdi buradan ne olduğunu anlamaya çalışalım. Öncelikle bu opamplar matematiksel olarak 4 işlem yaptığı söyleniyor. Mesela toplama yapıyor diyor, çıkarma yapıyor diyor, karşılaştırma yapıyor diyor, satürasyon oluyor diyor. Bunları öncelikle anlamaya çalışalım hızlı bir şekilde. Mesela ben buradan eksi 10 göndermiş olsam, buradan da voltaj gönderiyorum, buradan da 4 voltaj göndersem. Şimdi çarpma yaparak bunları dışarıya çıkışa ulaştırıyorum bakın. Burayla burayı çarptığım zaman, eksi ile eksiyi çarptığım zaman çıkışa 10 volt olarak gelmiş oluyor. Bu da artı bakın. Artıyla artıyı çarptığım zaman gelmiş oluyor. Artı 10 volt oluyor. Toplam ne olmuş oldu çıkışta? 14 volt olmuş oldu. Şimdi baktığımızda hangi işlemi yaptık çıkışta? Toplama işlemi yaptık. Ben bunları siliyorum. Bunları siliyorum. Evet. Biraz sistem yavaşlıyor. Bunları sildim. Şimdi ben buraya dedim ki artı 12 volt göndereyim. Buraya da artı 5 volt göndereyim. Bu çarptığım zaman şurayı, şu kısmı çarptığım zaman buraya eksi 12 volt olarak gelecek. Bu da buraya hangi volt olarak gelmiş olacak? Artı 5 volt olarak gelmiş olacak. Artı ile artıyı çarptığım için. Şimdi burada hangi işlemi yapıyorsun? Çıkarma işlemi yapıyorsun. Bakın matematiksel olarak toplama ve çıkarma işlemlerini aynı zamanda çarpma işlemlerini ne yapmış oldum ben? Bu şekilde yapmış oldum. Burada o zaman bunları sonuç eksi 7 olmuş oldu. Sonuç eksi 7 olmuş oldu. Burada baktığımızda sonucun eksi olduğunu gördük. Dolayısıyla toplama çıkarma işlemini yapmış olduk. Şimdi diğer kısımlara geliyorum. Sildim şunların hepsini sileyim. Evet, şuradan geldim. Şuradan geldim. Şuradan geldim. Şöyle ve böyle geldim. Şimdi burada bir hayat dersi alacağız arkadaşlar. Bu bir opamp. Opamp bizim hayat hikayemizle aynı. Dünyaya gelirken biz topraktan geldik. Bakın topraktan geliyoruz. En son gideceğimiz yer yine neresi? Toprağa gideceğiz değil mi? Bakınız gelirken toprağa gelirken buradan topraktan gelirken bir direnç var. Buradaki direnç hayata geldiğimiz andaki direnç sonsuz. Giriş dirençleri sonsuz. Opamp'ın özelliklerini sorduğu zaman sonsuz. Çıkışta da az bir şey dirensek de mecbur toprağa şu şekilde ulaşmak. Bizim bir çıkışımız olacak. Çıkışı yine şuradan toprağa bağlayacağız. Ve burada V out diyeceğiz. Şuraya da mesela bir tane gerilim kaynağı eklersem ben buraya işte artıyla beslemiş olsam şu eksi şurası artı şekline gelmiş oldu. Bizim şu çıkışta direncimiz olacak. Giriş dirençlerinin sonsuz olduğunu söylüyoruz opampların. Ve şu kısımları sildiğim zaman, şunları siliyorum tekrardan. Opamp'ın özelliklerini anlatmış oluyoruz burada aynı anda. Mesela buradan ben artı 10 volt göndermiştim az önce. Burada artı 10 volt çarptığım zaman eksi 10 volt oldu. Artıyı eksiye evirdi çevirdi. Evirdi çevirdi. Yani burası eviren kısım olmuş oluyor. Eviren. İse olduğu gibi mesela ne dedik? 7 volt dedik. Bunu buradan çarptığım zaman artı 7 volt olarak çıkışa verdi. Bu da evirmeyen. Aynı gönderdi. Bu da evirmeyen olmuş oluyor. Evirmeyen. Neresi? Şu artı kısmının olduğu yer evirmeyen. Burası eviren çeviren. Opamp'ın özelliği olmuş oldu. Şimdi opamp'ın bu özelliklerini yazdıktan sonra satürasyon diye bir şey var. Satürasyon işte pozitif doyum, negatif doyum diye bir ifade var. Onu da hemen şurada anlatayım. Şöyle, şöyle. Hatta bunu tanımlayın, şeklini çizin şeklinde ifade ediyor. Bizim bir çıkışımız olacaktı. Şuradan bir girişimiz olacaktı. Şuradan da bir girişimiz olacaktı. Bunun bir tanesi eksi olacaktı, bir tanesi artı olacaktı.
Bu nereden gelecekti? Topraktan gelecekti. Muhakkak bir tanesi topraktan gelmek zorunda. Ve şuraya bir tane ben ne ekledim diyelim? Gerilim kaynağı ekledim. Bu gerilim kaynağını eklediğimde şu şekilde. Buraya mesela dedim ki 20 volt dedim. Ve şuradan geldim şöyle. Yine bir gerilim kaynağı ekledim. Buraya dedim ki 10 volt dedim. Şimdi evrenden geldiği için eksi 10 volt oldu. Burada bu alttan geldiği için de burası artıdan geldiği için de 20 volt oldu. Topladığım zaman ne olmuş oldu? Sonuç artı çıkmış oldu. Artı çıkmış oldu. Şimdi burada pozitif doyum diyoruz biz buna. Artı 10 volt olduğu için pozitif doyuma ulaştı. Şimdi buna ben V2 diyeyim. Buna da V1 diyeyim. Bunu matematiksel olarak göstermek zorundayız. Şu an V2 direnci pozitiften gönderdiğim direnç neyden büyük oldu? V1 geriliminden büyük olduğu için ulaştı. V out diyelim şu çıkış olduğu yer. Şuraya çıkış diyoruz şu şekilde. Şöyle toprağa bağlıyoruz. Buraya V out diyoruz. Çıkış sonucumuz artı. O zaman V 0 artı satürasyondadır diyoruz. Satürasyonda. Şimdi artı satürasyonda. Diyelim ki biz buradan ne bulduk? 10 mu bulduk? Sonucu pozitif 10 bulduk. Gidip pozitif 10 diye işaretlemiyoruz. Pozitif olanlarda 2 volt aşağısını seçiyoruz. Yani 8 volt diye seçeceğiz. Şimdi burayı düzenliyorum tekrardan. Tekrardan düzenliyorum. Şunları siliyorum. Başka bir gerilim kaynağı farklı sayılar veriyorum. Şimdi buraya dedim ki şu kısma V1'e 20 dedim. Buraya da 12 dedim. Buradan artı 12 geldi. Çarptığım zaman işaretiyle çarptığım zaman artı 12. Buradan da 20 geldiği zaman eksi 20 topladığım zaman sonuç eksi 8 oldu. Şimdi ne oldu sonuç? Eksi satürasyon oldu değil mi? V0 çıkış eksi satürasyon. Tamam. Kim kimden büyüktü? Burası V2 direnci gerilimi olsun bu sefer. V2 gerilimi V2 gerilimi V1'den ne olmuş oldu? Küçük olmuş oldu. Burada da yine elde ettiğim değerin 1 volt aşağısını seçecekmişim. Bunun 1 volt aşağısını mutlak değerce düşünürsek eksi 7 volt diyecekmişiz. Şimdi bu bizim için ne olmuş oldu? Pozitif satürasyonu ve negatif satürasyonu tanımlayın ifadesini aynen bu şekilde matematiksel modelleriyle yazacağız. Şimdi burada CMRR ve SMRR var. Bunları siz tekrar oturuyor çalışıyorsunuz. Bizim için sildim şurayı. Bakın Recep'im diye bir kodlama yapıyorum. Kalemi alabilirsek. R C BİM. Tamam. R C BİM. Şimdi buradaki i integral demek. İntegral. Şimdi biz bir opamp çiziyoruz arkadaşlar. Opampımızı çizdik şöyle. Şöyle. Şuradan bir çıkış verdik. Buradan girişlerimizi verdik şu şekilde. Şimdi burayı ben şu artı kısım, şurası eksi kısım. Eğer ben R kısmını yani şuraya R buradan sonrasına C kondansatörü yerleştirirsem ve çıkışımız ne olacaktı? Ne kadar dirensek de yine toprağa varacaktık arkadaşlar. Bu her zaman olacak. Ve şurada iki tane yuvarlak olup yine toprağa bağlıyoruz. Buranın V0 olduğunu söylüyoruz. Bu girişin de bu girişi de yine biz nereye bağlayalım? Toprağa bağlayalım şu şekilde. Toprak diyelim buraya. Ve burada da bir tane gerilim kaynağımız olsun. Bunu artıyla beslemiş olalım şu şekilde. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz şekil bir integral devresi. İntegral devresini çizin dediği zaman R önce olacak. Sonra ne gelecek? C gelecek. R'den sonra C gelecek. İntegral ifadesini fx fonksiyonu eşittir. Mesela x desem. X yerine ben burada 1 yazdığım zaman f'in değerinde 1 olduğunu biliyorum değil mi? Eğer ben bu x'in integralini alırsam dx'e göre buradaki değeri tekrardan 2 diyeyim. Sonuçta 2 olmuş olsun. F2'nin değeri sonuçta 2. İntegrali aldığım zaman
Buraya 2'yi yerleştirirsem değiştireyim. 3 ile değiştireyim. Şimdi elde oldu 3. 3'ü yazdığım zaman buraya 9, 9 bölü 2'den de ne oldu? 4,5 oldu değil mi? Sonuç arttı. İntegralde sonuç ne oluyor? Artıyor. Değil mi? İntegralde sonuç artıyor. Türevde ise sonuç ne oluyor? Azalıyor. Mesela şunun türevini alırsam 1 olur değil mi? Şimdi integral alıcı devre çizin dediği zaman recebim olacak. Bana toplayıcı devre yapın derse de toplayıcı. Bu tek haneli bir toplayıcı oldu. İntegral devresini buna örnek olarak verebiliriz. Bunun haricinde genel anlamda toplayıcı derse, mesela eviren toplayıcı dedi. Girişlerimizi ve girişlerimizi artıracağız. Bakın şuradaki dirençleri artıracağız sayısını. Şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım. Buraya geldim, aşağıya indim, yine toprağa bağladım. Buradan buradan bir çıkış verdim aşağıya. Şuradan geldim. Buradan geldim. Buraya bir tane R1 bağladım. R1. Buraya dedim ki V1 olsun. V1. Buradan geldim. Başka bir tane daha direnç bağladım. Buradan bir gerilim daha ekledim. V2 olsun. Şuradan geldim. Bir tane daha direnç ekledim. Şu şekilde geldim aşağıya. Yine bir tane daha V3 olsun. Şimdi R2 ve R3 oldu. Bunların hepsini toplayıp buradan buraya ulaştırdığı için bunun adı eviren toplayıcı oluyor. Şurada da bir tane RF direncimiz oluyor. Şimdi bu kısım tamam. Şurayı sildim. Burayı sildim. Hatta hepsini sileyim. Buraya yazıyorum tekrardan. RC BIM. Neydi? İntegraldi. İntegral diyoruz. Tamam. Şimdi burada şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. yine buradan geldim. Yine buradan geldim. Aşağıya indim. Buradan çıkışı verdim. Çıkışa bir tane direnç ekledim. Bunlar fix olacak şeyler. Aşağıya bir direnç ekledim ve toprağa kavuşmamız lazım. Şöyle ve şöyle. Buradan da yine çıkış. Şuraya V out diyoruz. Burası eviren, burası evirmeyen giriş oldu. Ve burada bu eğer integralse, Recep'im integralse, bunun tersi CR olursa bunun adı da türevdir. Türev alıcı devre. Yani ben şuraya bir tane kondansatör, bu kondansatörden sonra şuraya bir direnç korsam, RF direnci, RF direnci korsam, buradan şuraya iniş yaptığımda ve buradan da toprağa bağladığımda, şöyle, buradan da toprağa bağladım diyelim. bunun adı C önce geldi, R sonra geldi. Bu integral değil, türev alıcı devre olmuş oldu. Buna dikkat edin. Bir sonraki konularda karşımıza çok gelecek. Birisi yüksek geçiren, birisi alçak geçiren olacak. Şimdilik tiyosunu vermiyorum. Bunu burada kapatıyorum. Formüllerini siz arkadaşlar takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi bunu sildim. Şurada şöyle, 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 şöyle bir çıkış verdim. Buraya bir direnç verdim çıkışa. Toprağa bağladım. Yine buraya geldim. Toprağa bağladım. Şuradan geldim. Bir tane direnç ekledim. Buradan yukarı çıktım. Bir tane direnç ekledim. Şöyle aşağı indim. Eğer ben burayı RF dedim. Şuraya da R1 dedim. Bu uçtan toprağa geldim. Şuraya da eksi dedim. Ne ekledim? Gerilim kaynağı ekledim. V ekledim. Şimdi diyor ki V out denen kısım, V out denen kısım, V out eşittir. Buradan gönderdiğim gerilimi ne yapacaktı? Bu eksiye çevirecekti. Eksi V olacak. Bir de şu ikisini birbirine bölerek elde ettiğim katsayı çarpı RF bölü R1 ile ben bunu yükseltiyormuşum. Mesela buraya ben ne diyelim 8 volt vereyim. 8 volt vereyim. Şurayı 6, buraya da 2 diyeyim dirençlere. Bunu buna böldüğüm zaman 3 oldu. Demek ki 3 kat büyütecekmişim. V out eşittir 8 çarpı 8 çarpı 6 bölü 2'den 3 kat büyütürsem giriş direncini, gerilimini 24 kat olarak ne yapmış oldum? Büyütmüş oldum. Bu şekliyle de ne olmuş olacak bu arkadaşlar? yükseltmiş olacağız bunu.
eksiye çevirdi. Çünkü evrene bağladığımız için böyle oldu. Şimdi devam ediyorum. Recebim neydi? İntegraldi. C olursa neydi? C olursa türevdi. Şimdi temel fark alıcı devre nedir diye sorduğunda, temel fark alıcı devre nedir diye sorduğunda, az önce fark almamış mıydık biz? İki tarafa da alta ve üste ip şeyleri bağlamıştık, gerilimleri. Şimdi buradan yine toprağa iniyorum. Toprağa bağladım. Buradan çıkışı verdim. Şöyle. Bize neyi sordu? Temel fark alıcıyı sordu. Temel fark alıcı. Aslında bunu anlatmıştım ama yine tekrardan anlatıyorum. Şimdi biz şuradan geldik. Şöyle aşağı indik. Direnç. Buradan geldik. Buraya bir gerilim bağladık. Buna V1 dedik. Bu eviren, bu da evirmeyen olmuş olsun. Artı kısım olsun. Buraya da bir tane direnç bağlayıp R1 diyeyim buna. Şuradan bir tane R referansımızı gönderelim. RF diye. Şöyle, şöyle. Buradan da aşağıya doğru indik. Bir tane gerilim kaynağı daha bağladık. Buna da ne dedik? Artı bir gerilim bağladık. Artı burası eksi olmuş olsun. Bu V2 olsun. Artı gönderdiğimiz zaman buradan eksiyle çarpıldığı için eksi V2 olmuş olacak. Eksi V2 olmuş olacak. Buradan gönderdiğimizde şunu toprağa bağlamıyoruz tabii ki. Şöyle. Evet. Buradan gönderdiğimiz V1 de normal artıyla gönderdiğimiz için artı V1 olduğu için V out bununla karşılaştı. Bu da fark alıcı devre olacakmış. Temel fark alıcı. Çıkışta ne olacaktı? Her ne kadar dilensek de toprağa ulaşacaktık. İlk başta topraktan geleceğiz, toprağa ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi burada siliyorum ben bunu. Sildim. Şöyle yaptık. Şuradan geldik. Şuradan bir çıkış verdik. Yine bir dirençle şöyle aşağıya indik. Toprağa bağlandık. Bunu verdik. Buradan geldik. Şuraya eksi dedik. Buraya artı dedik. Şu an o pumpımızın düzeneğini. Hatta şuralara da bazı yerle bunları da yazmayı unutmayın. Faydası olur. Eksi. Şimdi burada birçok yerde arkadaşlar biz bu eksi kısımdan artı kısma dönüş yapacağız. Tamam. Şuradan çıkıştan geri dönüp şöyle şöyle buraya bağlanacağız. Buradan bir çıkış elde edeceğiz. Bu çıkış girişten tekrar buraya gelmiş olacak. Şöyle şöyle. Buraya ben diğer elemanları da bağlayabilirim. Mesela şuraya şunu şuradan sileyim. Şu uç kısmı sileyim. Bu alta bir tane gerilim kaynağı bağladım. Şöyle yaptım. İndim. Şimdi ne oldu ona bakalım. Buradan bir gerilim verdik. Artı olarak çıktı. İçeride olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklar böyle geldi. Olumsuzluğu eksiyle ifade edersen bu eksiyle çarptığın zaman olumlu şekle döner. Tekrar devam eder. Kullandığım ifade çok önemli. İleride karşımıza gelecek tekrardan. Buradan ben gönderdim. Artı olarak gitti. Bu artının içerisinde olumsuz ifadeler var. O eksi ifadeler buradan geldi. Eksiyle çarpıldı ve çıkışa verildi. Burada herhangi bir direnç olmadan kendine gel diyoruz. O pampa kendine gel diyoruz. Birçok yerde zaten bu kendine gelme olayını göreceğiz. Eğer o pamp buradan kendine dirençsiz geliyorsa bir süre sonra olumsuzluklar bunu patlatır. Tamam mı? Bu olumsuzluklar bunu patlatır. O zaman ne görevi yapar bu? Bunun adı buffer devresi. Buffer devresi veya buna gerilim izleyici de deniyor. Gerilim izleyici. Gerilim buradan gidiyor, izliyor, tekrar geri geliyor. Buna gerilim izleyici. Bir de ne diyecekmişiz? İzolasyon. Neden kendine gel diyoruz. İzolasyon dedi, direnmeden kendine gel diyoruz. Ve bu ne işe yarıyor? Bundan sonra, bu ifadeden sonra biz herhangi bir şey bağladık. Mesela entegre bağladık buraya. Bu kendini patlatıyor, entegreyi koruyor. Kendinden önce başka bir eleman varsa onu da koruyor.
kendinden önce, kendinden sonra gelen elemanları izole ettiği için buna izolasyon devresi, gerilim izlediği için gerilim izleyici devresi veya buffer devresi dediği zaman direnmeden kendine gel diyoruz. Tamam. Şimdi burayı sildim. Bunu da açıklamış olduk. Gerilim izleyici de açıkladık. Türev alıcıyı da açıkladık. İntegral alıcı Recep'imdi. R önce gelecek, C sonra gelecekti. Her seferinde topraktan gelip neye dönecektik? Toprağa dönecektik. Şimdi son kısma, final kısmına geliyorum. Bakın başlıkta her şey gizli. Şekiller de var burada. Pozitif, seviye, pozitif seviyeli, gerilim, dedektörü diyor. Dedektörü. Şimdi biz burada bir tane opampımızı yine çiziyoruz. Şöyle çizdik. Buradan geldik. Buraya artı volt dedik. Artı volt beslemesi. Buradan yine eksi volt dedik. Bunların isimlerini yavaş yavaş koyuyoruz. Buraya RL, yük direnci. Buraya geldik. Buradan bir çıkış verdik. V out. Buraya V0 dedik. Şimdi şuradan, buradan bir tane vatandaş bağlayacağız. Bu vatandaş şöyle ve şöyle. Şuraya da geldik. Aşağı indik. Şimdi bu pozitif seviyeli gerilim dedektörlerinde arkadaşlar biz verim diyorum. Şimdi bir kodlama yaptık burada. Ne kullanacağız bunlarda? Ve bir tane gerilim kullanacağız. Bir tane direnç kullanacağız. Ve bir tane de sinyal kullanacağız. Tamam mı? Verim. Pozitif seviyeli gerilim besleme. Şimdi pozitif seviyeli gerilim besleme demek bu ayaklardan artı veya eksi eviren veya evirmeyenlerden bir tanesine pozitif gerilim vermek demek. Tamam? Artı veya eksiye pozitif gerilim vermek demek. Pekala buraya ben gerilimi verdiysem şöyle yaptık. Hadi buradan da toprağa indik şöyle. Buradan pozitif gerilimi verdiysem buraya da ben neyi eklemem lazım? Şimdi V'yi koydum. R'yi de koydum buraya. O zaman geriye ne kaldı? Sinyal kaldı. Değil mi? Şuraya da bir tane sinyal ekliyorum. Şöyle. Üçgen sinyal ekledim yani. Bunu da yazdım. Demek ki pozitif seviyeli gerilim dedektöründe verim diyormuşum. Pozitif seviyeli olduğu için nasıl bir gerilim ekleyecekmişim? Pozitif bir gerilim ekleyecekmişim. İster eksiye ekle, ister artıya ekle. İki durumun ikisini de anlatacağım. Şimdi sorularımızdan bir tanesi bu. Tamam. Pozitif seviyeli gerilim dedektörünün devre şeklini çiziniz. Bundan sonrası arkadaşlar onun frekans cevabını bulmak işte oldukça önemli. Bu kısım için anlatacağım şey şu. Şuradan başlıyorum. Buraya VDD diyorum. VDD. Bu renk görünüyor mu bilmiyorum ama şununla yapayım. Sonra bir tane VI. Bu VI giriş direnci oldu. Giriş gerilimi oldu. VI yazıyorum buraya. Sonra buraya da VR yazıyorum. Bakın hepsinde olacak şeyler bunlar. Bütün şekillerde bunu yazacağım. Ve bunun simetriğini yazıyorum buraya. Eksi VR yazıyorum. Sonra VI yazıyorum. Sonra da ne gelecek? Eksi VDD gelecek. Bütün hepsinde pozitif gerilim dedektörlü, negatif gerilim dedektörlü. Hepsinde şunu bir kere yazıyoruz. Buraya kadar problem yok. Biz bir tane ne gönderecekmişiz? Üçgen dalga gönderecekmişiz. Bakın buradaki üçgen dalga da yine şunun aynısı olacak şu şekilde. Nereye kadar geleceğiz? İ'ye kadar geleceğiz. Şuradan uç alayım. Şöyle. İ'ye kadar geleceğiz. İ'den aşağıya ineceğiz. Eksi V İ'ye kadar geleceğiz. Buradan yukarı çıkacağız bu şekilde. Bu şekil arkadaşlar hepsinde aynı. Buraya kadar bir problemimiz yok. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bize dedi ki
Pozitif seviyeli dedim, değil mi? Pozitif seviyeli. Bizim seviyemiz nerede olacak? Pozitifte olacak. Şuradan pozitiften bir tane seviye çizgisi gönderiyorum. Tamam. Pozitif seviyeli ektim. Şimdi burada benim bu çizgilerin şuralar ya, buralara noktayı koydum. Tamam. Kesiştiği yer burası. Başka. Hatta şunu bir tane daha atayım şöyle. Özür dilerim. Şunu bir tane daha uzatıyorum şu şekilde sarıyla. Bu M şekline verim demiştim ya. Şu M'yi yapacaksınız burada. Şimdi başka nerede kesişti bu? O kırmızı noktaları yeniden gösteriyorum. Şu noktada kesişti. Bu noktada kesişti. Tamam. Şimdi şunu bakın. Şu çizgiyi kaldırdım buradan. Bu bütün şekillerde var. Tamam. Bu bütün şekillerde var. Eğer soruda pozitif diyorsa ben ne yapacağım? O çizgiyi geri getireceğim. Pozitiften çizgimi çizdim. Bu kırmızı noktaları oluşturdum. Bundan sonra şu yukarıdan aşağıya bir tane ne iniyorum? Düz çizgi iniyorum. Bu yerden aşağı VD'nin olduğu yere kadar gidiyorum. Bu bir. Buradan da aşağıdan başladım. Yukarıdan başladım. Aşağıya indim. Bu iki. VD'nin olduğu yerden başladım. Aşağıya indim. Bu üç. Buradan başladım. Aşağı indim. Bu dört. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Bu çizgi yukarıdan başlayıp aşağıdan mı devam edecek? Aşağıdan başlayıp yukarıdan mı devam edecek? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Sen burada pozitif gönderdin, değil mi? Bu pozitifi burayla çarparsan ne olur? Çıkışta ne elde edersin? Eksi elde edersin, değil mi? Buradan pozitif bir gerilim yükledin. Bu gerilimi dışarıda ne elde edersin burada? Negatif elde edersin. O zaman senin doyumun neyle başlayacak ilk başta? Negatifle başlayacak. Bak buradan başlayacak. Sonra yukarıdan buraya döneceksin. Sonra buradan aşağıdan bu ucu birleştireceksin. Sonra geleceksin burayı birleştireceksin. Al sana kare dalga oluştu. Şimdi bu şekli umarım öğrenmişsinizdir. Burada şunları da yazmamızı istiyor. Yazmamızı istiyor. Onu da yazalım. Şuradaki üst kısımda, şu üst kısımda. Burada VI'nin ne olduğunu görüyoruz. VR'den büyük olduğunu görüyoruz, değil mi? VI büyüktür VR. Burada VI kısmı negatif olan kısım olduğu için buradaki negatif VI daha küçüktür neyden? VR'den, değil mi? Bakın burada VR daha büyük, VI daha büyük. Şöyle şey olarak düşünebilirsiniz. Sıfıra yakınlık olarak düşünebilirsiniz. Burada pozitif kısımda şunun VI'nin değeri daha büyük, VR daha küçük. Yazdık bunu buraya. Bunu büyük R ile göstereyim ben. Bunları da özellikle göstermemizi istiyor. Burada VI'nin ne olduğunu daha küçük, burada da büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi pozitif dedik. Şimdi ben bunu siliyorum ve tekrardan alıyorum arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Pozitif seviyeli gerilim dedektörü demiştik, değil mi? Şimdi az önce biz bunu nereye bağladık bu gerilimi? Ne bağlamıştık, değil mi? Şimdi de gelin buraya bağlayalım. Nereye bağladık şu anda? Pozitife bağladık, değil mi? Burası artı. Buradan da ne olmuş olsun şöyle? Bir tane direncimiz olsun. Hatta bunu şöyle yukarıdan aşağıya getirmiş. Şöyle yapabiliriz şöyle. Şunu ben sileyim. Sileyim şuradan. Şuradan sileyim. Şurayı bir tane dirençle aşağıya bağlıyorum. Burayı bir tane dirençle aşağıya bağlıyorum. Ne demiştik? Topraktan geleceğiz. Toprağa döneceğiz. Topraktan geleceğiz. Toprağa döneceğiz. Bir tane çıkışımız olacak. O da toprakla bağlanacak. Şuraya V out diyeceğiz. Şimdi bir pozitif seviyeli gerilim dedektörü dedim, değil mi? Dedektörü. Tamam. Şimdi biz de hangi kodlamayı yapmıştık arkadaşlar bunun için? Verim kodlamasını yapmıştık. VRM, değil mi? VRM. Şimdi biz burada şuraya artı V olarak V'yi kullandık. Buradan artıya gerilimi bağladık. Direnci de bağladık. Buna da RL dedik. RL dedik. Tamam. Şimdi neyi kullanmadık? M'yi kullanmadık. Sinyali kullanmadık. O sinyali de şuradan şöyle şunun içerisinde de sinyali ekledik. Bu da yine topraktan geldi. Şimdi bunun frekans cevabını çizin dedi. Evet. Şöyle. Şimdi buralara neleri yazacaktık? Hatırlayabiliyor muyuz? Şuraya
ve de d'yi yazacaktık. Sonra şuraya ve i'yi yazacaktık. Sonra buraya ve r'yi yazacaktık. Sonra buraya eksi ve r'yi yazacaktık. Aşağıya ve i'yi yazacaktık. Bir aşağısına da eksi ve de d'yi yazacaktık. Sonra bizim neyimiz olacaktı? Bir tane m sinyalimiz olacak, değil mi? M sinyali şu şekilde, hep aynı demiştim. İ'ye kadar gelecek. Giriş sinyaline kadar gelecek. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle. M harfini de oluşturduk. Sinyalimizi gönderdik. Nasıl seviyeli diyor? Pozitif seviyeli. O zaman ben seviye çizgimi çiziyorum şimdi. Seviye çizgim benim şöyle olacakmış. Çizdim. Ve kırmızı noktaları oluşturuyorum şimdi. Burayı, burayı, burayı ve burayı, eksi D'ye kadar geldim. D'den başladım, eksi D'ye. D'den başladım, eksi D'ye kadar geldim. Yine D'den başladım, eksi D'ye kadar geldim. Tam tutturamadım ama siz anladınız ondan. Şuradan geçiyor. Şimdi şu eksi D'ye kadar gelsin, bu eksi D'ye kadar gelsin. Şimdi nereden başlayacağım? Ben buradan ne gönderdim? Artı bir gelirim gönderdim, değil mi? Bu artıyı, artı V gerilimin artıyla çarptığım zaman ne elde ederim? Artı doyum elde ederim, değil mi? O zaman ben artı V doyumun olduğu yer, VDD doyum demektir. Artı doyumdan başladım, döndüm aşağıya, buradan buraya geldim. Çıktım yukarıya, buradan buraya geldim. Aşağıya indim, buradan buraya geldim. İşte benim kare dalga sinyalim bu şekilde olacakmış. Şimdi şu tepe noktasına geldim. Bu tepe noktasında, tepe noktasında V, I değeri küçüktür ve R değerinden, değil mi? Negatif olarak düşündüğümüz için. Bu tepe noktasında VI değerim, VI değerim büyüktür ve R değerim oldu. Şunun da tam tersi olmuş olacak. Şimdi pozitif seviyeli gerilim dedektörü bu demekmiş. Tamam. Buna komparatör karşılaşma devresi deniyor. Girişten uygulanan herhangi bir pozitif, ister artıya ve eksiye uyguladığın pozitif seviyeli gerilim dedektörü dönüyormuş. Şu bizim neydi? Seviye çizgimiz. Bakın, seviye çizgisi. Bunu nereden aldım? Şuradan aldım o tüyü. Bakın. Seviye çizgisi pozitif, pozitif. Tamam. VR'nin olduğu yerden çiziyorsunuz. Şimdi sildim. Bir diğerine geliyorum. Bir diğeri de negatif seviyeli gerilim dedektörü. Siz benden önce çizmeye başladınız bile. Negatif seviyeli yazmıyor. Seviyeli gerilim. Ellerim uyuştu. Evet. Şimdi yine biz o pump'ımızı çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Buraya, şuraya şöyle yapayım. Buraya böyle bir çizgi oluşturayım. Şuranın eksi olduğunu, buranın artı olduğunu söyledik. Buradan aşağıya indik. Bir tane direnç koyduk buraya. Buna RL, yük direnci dedik. Toprağa döneceğiz kesinlikle. Burası V out. Yine toprağa döndük. Şimdi o pump'ın girişlerinden bize az önce ne demişti? İstediğine uygula dedi, değil mi? Fark etmez dedi. Biz de o zaman öncelikle nereden başlayalım? Negatif tarafa bir tane negatif gerilim ekleyelim. Ne oluyoruz? Şöyle. Şuraya eksi. Tamam. Şuradan geldim. Şöyle. Buradan ne demiştik bunları kodlarken? Verim diye kodlamıştık, değil mi? V, R, M diye kodlamıştık. Şimdi ben neyi kullandım? V'yi kullandım. Ya kullandım. Bunda tamam. Şimdi bana ne kaldı? Sinyal kaldı, değil mi? O sinyalimi de şuraya bağladım. M şeklinde bağladım. Bunu da toprağa döndürdüm. Evet. Şimdi şurayı sildim. Hemen şuradan kalemi aldım. Yine şeklimizi çizeceğiz. Soru ne diyecek bize? Negatif seviyeli gerilim dedektörünün devre şeklini çizin diyecek. Devre şeklini hemen böyle çizeceksiniz. Bu devresi olmuş olacak arkadaşlar. Sonra B şıkkında frekans cevabını çizin diyecek. Yine kodlamamızı yapıyoruz. Neyle başlıyorduk? V, D, D ile başlıyorduk. Sonra ne diyorduk? V, I diyorduk. Sonra ne diyorduk? V, R diyorduk. Sonra ne diyorduk? Bunun altında bir alta da ne diyeceğiz? V, D, D diyeceğiz. Ama bunlar eksi oldular arkadaşlar. Şimdi bizim hep aynı olan şeyimiz buydu. Bir şey daha vardı hep aynı olan. O da M sinyalimiz. M sinyalimiz buradan çıkacak. VI'ye kadar aşağıya inecek. VI'ye kadar tekrar yukarı çıkacak. VI'ye kadar M olmadı bakın. M olana kadar devam. Tamam.
Şimdi seviye çizgimizi belirleyeceğiz. Seviye çizgimizin tiyosu burada. Tamam. Seviye çizgimizi tiyosunu aldık ve çizgimizi çiziyoruz şimdi. Şu alttan doğru hop çizdik. Şimdi bizim kırmızı noktaları işaretleyelim. Nerede var? Burada var 1. Burada var 2. Burada var 3. Buralardan aşağıya D'nin olduğu yerden iniyorum. Buradan aşağıya iniyorum. İniyorum. Çiz onu. Tamam. Şimdi evet. Doyuma bakacağız. Nasıl? Allah doyursun diyelim. Eksiyle başladık mı? Eksiyle eksiyi yaparsan ne olur? Artı olur. He, bak. Artı doyuma ulaşmışız. O zaman biz nereden başlayacağız? Artının olduğu yerden, doyum noktasından geleceğiz buraya. Döneceğiz aşağıya, yukarıya, aşağıya geldik. Şimdi bu tepe noktamız oldu bizim. Bu tepe noktasının olduğu yerde VI değeri VR değerinden küçük olacak. Yukarıya geldik. Burada da hangi değer büyük? VI değeri büyük. VI büyük kimden? VR'den. Bu da bizim frekans cevabımız olacakmış. Evet, nereye bağladık şimdi biz? Eksi kısma bağladık. Hepsini anlatıyorum arkadaşlar. Alışana kadar devam. Şimdi yine çizdik devreyi. Şöyle çizdik. Şöyle çizdik. Şuradan çizdik. Buradan toprağa ulaşırken, her ne kadar da ben gitmiyorum desem de herkesin bir vadesi var. Ve buradan çıkış ve out. Game over diyecekler. Şimdi şurası eksi, burası artı. Gerileyim. Buradan bir eksi gerileyim. Şuradan ayaklarımız var. Neydi bu? Negatif. Negatif. Seviyeli. Seviyeli. Gerilim dedektörü. Tamam. Kodlamamız neydi arkadaşlar? Verimdi değil mi? V, R, M şeklinde. Şimdi az önce biz hangi ayağa bağlamıştık? Negatif ayağa bağlamıştık. Şimdi ben onu buraya bağlıyorum. Tamam. Şuradan şöyle bağladım. Negatif gerilimi buraya bağladım. Tamam. Şurada eksi. Burası artı. Buraya V dedik. V'yi kullandık. R'yi de kullandık burada. Load, yük gerilimi. Biliyorum. Şimdi sinyalimizi kullanacağız. Sinyalimizi de şuraya ekledim. M şeklinde. Hop 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 hop. Buradan da aşağı indim böyle. Tamam. Grafiği çiziyorum yine. A şıkkı tamam. B şıkkına geldik. Burada standart olan şey VDD. VDD. Sonra ne var? VI var. Sonra ne var? VR var. Sonra ne var? VR var. Sonra ne var? VI var. Ve sonra da VDD var. Eksi, eksi, eksi. Standartımız neydi bizim standartımız? Standartımız I'ye kadar gelip M'yi görene kadar gidiyorduk değil mi? Şöyle. Hala M olmadı. Şöyle yaptığımızda artık M harfini gördük. Bu bizim standartımız. Şimdi bu seviyesiz negatif. O zaman ben negatif seviyeden şuradan seviye çizgimizi çizdim. Sonra ne diyeceğim ben burada? Bu noktaları oluşturacağız. Kesişim noktalarına. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Şimdi şu yukarıdan aşağıya geldim. D'nin olduğu yerden. Hop. Gel aşağıya. Tamam. Buradan gel aşağıya. Bu da tamam. Buradan da gel aşağıya. Bu da tamam. Şimdi. Nasıl oynayacağız bakalım? Hadi. Eksiyle geldin. Çarpışıyoruz. Çarpıştık. Ne oldu? Eksi. Doyum ne oldu? Eksi oldu. O zaman eksi doyumdan başlayacağım. Eksi doyum nerede? Şurada değil mi? Eksi doyumdan geldim buraya. Çıktım yukarıya. Döndüm buraya. İndim aşağıya. Hop. Buradan çıktım. Bu. Bizim kara dalga frekans cevabı bu oldu. Şimdi tepe noktası burası. Tepe noktasında VI büyüktür VR. Aşağıda VI küçüktür VR. Değil mi? VR daha büyük olmuş olacak. Negatif olarak düşündüğümüz için sıfıra daha yakın olan daha büyük olmuş oldu. Bu kısım böylece bitmiş oldu. Şimdi örnek soru almayacağım arkadaşlar. Örneklere daha sonra bakacağız. Tamam. Sildim bunu. Tamam. Şimdi bizim için hoca bunun önemli olduğunu söylemişti. S, Ş, H
HMIT. Schmitt Trigger Tigger Devresi. Schmitt Tigger Devresi nedir? Ne amaçla kullanılır? Devre şemasını çizin demiş. Arkadaşlar, bir girişe uyguladığımız sinyalin içerisinde bazı gürültüler oluyor. Bu gürültüler çıkışa aktarılarak çıkış sinyalini olumsuz yönde etkiliyor. Bu olumsuz yönde etkileyen girişteki sinyalleri sönümlemek için dirençler kullanarak geri dönüşler veriyormuşuz. Pozitif olana geri dönüş verecekmişiz. Bu bizim için Schmitt Trigger devresi olacakmış. Gelsin hocam devre diyorsunuz. Gelsin bakalım hadi. Şöyle tamam. Buradan geldik. Standartlarımızı hemen oluşturuyoruz. Şuradan geldik. Şöyle. Ve buradan geldik. Böyle. Bu üst kısmın eksi olduğunu, alt kısmın artı olduğunu söylüyoruz. Tamam. Şimdi bir tane buna biz gerilim uygulayacağız. Şuradan gerilim uyguladık. Şöyle. Buraya artı V dedik. Artı V gerilim uyguladık. Eksinin olduğu yerden. Buraların yine aynı standart V olduğunu, buranın standart eksi V olduğunu söylüyoruz. Buraya kadar devre zaten standartları standart bir şekilde gelmiş oldu. Buraya R1 diyoruz. Şimdi arkadaşlar, sinyal nereden geliyor? Sinyal buradan geldi değil mi? Bunun içerisinde olumsuz gürültüler var. Diyelim ki benim sinyalim şöyle geliyor. Bunun içerisinde kırmızı istemediğim şu olumsuz sinyaller de bunun üzerine çakılmış geldi. Bunu ben ne yapmam lazım? Şu çıkışa ulaşmadan temizlemem lazım. Onu nasıl temizleyecekmişim? Ben buradan bir tane geri dönüş verecekmişim şöyle. Buradan geri dönüş verip hop yukarıya. Buradan verdiğim zaman bunu bu temizlenmiş bir şekilde dışarıya çıkacakmış. Bunu yine ne demiştik? Topraktan geldik arkadaşlar. Toprağa döneceğiz demiştik. Toprağa dilenmeden yapamıyorduk, dönemiyorduk. Burası da R2 oldu. Bu da işte Schmitt Trigger devresi olmuş oldu. Şu standartları muhakkak tamamlamanızı tavsiye ederim. Bir eksiğimiz şu anda kalmadı. Burada mesela bu giriş direnci ve giriş gerilimi olmuş oldu. Şuraya bir gerilim ölçü şeyi koyuyor. Şuraya bir gerilim ölçücü koyuyor şu şekilde. Bu aradaki gerilimi, toprakla arasındaki gerilimi ölçmek için buraya VHT diyor. Şöyle diyelim. Şu ikisi arasında bir tane gerilim ölçme parametresi koyuyor. Şimdi diyor ki burada siz bunun iki tane şeyi var. İki şekilde birbirinin aynısı. Hiç fark yok. İki şekilde birbirinin aynısı. Bir tanesinde şu VI diyor. VI küçüktür V diyor. Tamam. VI küçüktür VHT diyor. Sen bunu kullanırsan VI VHT'den küçük diyeceksin. Eğer VL'yi kullanırsan şuraya VL yükünü emini soruyorsa sana VLOAD diyelim. Bunu soruyorsa bu işaretin tam tersini yapıyorsun. Şöyle V'yi yapıyorsun. Yine aynı şekli çizersin. Zaten bunlardan birini çizmeniz yeterli. VH büyük olacakmış. Neyden? VI'den. Bu sembolü de yazarsınız. Formül olarak şöyle demiş. Formülü de yazayım hadi. VHT eşittir. Bu R2 direncini R1 artı R2'ye bölerek giriş şuradaki doyuma ulaşıyor ya burada. Ve doyumla çarpıyorsun. Çünkü buradan bir gelen bir ne diyelim sinyal var. Buradan da gelen bir sinyal var. Şurada doyuma ulaşıyor. Doyuma ulaştıktan sonra formülümüz bu. Özelliğimiz bu. Ne için kullanmıştık bunu? Sinyal temizlemek için kullanmıştık. O zaman ne olacak en sonda? Bu bizim mavi sinyalimiz buradan tertemiz bir şekilde ne yapmış olacak? Gitmiş olacak. Buradaki de siyah kırmızı sinyali de burada sönümlemiş olduk. Schmitt Trigger devresi. Tamam. Pozitif olandan dönüş yapıyormuşuz. Sildim bunu. Şimdi bu
Önce bir filtrenin ne olduğunu söyleyeyim. Sonra alçak geçiren, yüksek geçiren filtreleri söylemeye çalışalım. Şimdi sorulardan bir tanesi, hatta şimdi de anlatabiliriz sözel kısmını hızlı bir şekilde. Filtre, A şıkkı devresi, yazamıyorum bile, uyuştu ellerim. Devresi nedir? Yok, sıkıntı yok. Filtre devresi nedir? Tanımını yapınız. Tanımını yapınız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Demliklerde şöyle bir süzek kullanıyoruz değil mi? Şöyle delikli bir süzek kullanıyoruz. Buradan süzüyoruz. Şimdi filtreyi biz niye kullanıyoruz? Ne amaçlı kullanıyoruz? Süzmek için, temizlemek için kullanıyoruz diyoruz. Ne istiyorsun sen burada? Amacın ne? Yani istenmeyen şeyleri mi filtrelemek, yoksa istediğin şeyleri filtrenin amacı ne? Filtre deyince istenmeyenleri mi tutmak? Şimdi burada iki türlü de düşünebilirsiniz. Hem isten hem de ne yapıyorsun? Temiz suyu aşağıdan alıyorsun. Bu da senin istediğin bir şey. Amacın da burada ne? Bunu istenmeyen tortuları temizlemek. İşte tanımımızı da bu şekilde yapacağız. O zaman bu A şıkkının tanımı belirli frekans aralıklarını geçiren diğerlerini geçirmeyen devredir diyeceksiniz. Tamam. Belirli frekans aralıklarının frekans bandını derseniz daha yakışıklı olur. Geçiren ve diğerlerini geçirmeyen devre eleman. Filtre çeşitlerini yazınız. Filtre çeşitlerini yazınız. Şimdi ben burada bunların tek tek neler olduğunu yazacağım. Daha sonra şekillerini isteyecek bizden. Tek tek özellikle isteyeceğini söyledi. Bunları anlatıyorum. 1. Alçak geçiren filtre. Alçak geçiren filtre. Buna ne demiş? Low passes. Tamam, alçak geçiriyor. Bu bir. İki, alçağı geçiriyorsa o zaman bunun bir de yükseğe vardır. Yüksek geçiren. Geçiren filtre. Bu yükseğe de height diye biliyorsunuz. H-I-G-H passes. Tamam. Bir de alçakla yükseğin arasını geçiriyor olabilir. Buna da band geçiren. Geçiren filtre devresi. Buna da band BAND passes deniyor. Bir de ne var? Bandın o geçtiği ara noktayı söndürüyor. Dışındakileri geçiriyor. Band söndüren. Band söndüren. Buna NOT CH filter demiş. Arkadaşlar siz biraz hızlandırırsınız videoyu. Ellerim uyuştuğu için çok fazla şey yapamıyorum. Yazarken biraz zorlanıyorum. Evet. Şimdi A şıkkını gördük. B şıkkını gördük. Şimdi C şıkkını anlatacağım. Ederim. Şimdi C şıkkını diyor ki aktif ve pasif filtreyi tanımlayınız. Aktif ve pasif filtreyi tanımlayınız. Şimdi ikiye ayırıyorum şöyle. Aslında bu kadar da büyütmeme gerek yoktu. Pasif filtrede arkadaşlar R, L, C kullanıyormuşuz. R, L, C kullanıyormuşuz. Aktif filtrede ise sadece R, C'nin yanında transistör, ve ne kullanıyormuşuz? Yarı iletken kullanıyormuşuz. Yarı iletken. Şimdi burayı tanımını yaptık. Tamam mı? Tanımı bu. Filtrede
direnç, kondansatör, transistör ve yalı iletkenler kullanılır. Pasif şeyde ise, filtrede ise RLC kullanılır. Bakın, bunun L'nin anlamı neydi? Bobin. Şu bine dikkat edin, şimdilik dursun. Bu bobinin diğer anlamı da selfmiş. Self. Tamam, bunlar aslında birer kodlama, birazdan karşımıza gelecek. Şimdi diyor ki D şıkkında da aktif filtre ile pasif filtreyi tanımlayın demiş. Karşılaştırın demiş. Şimdi pasif filtre, bakın ne var? 1000 var değil mi? Çok pahalı. 1000 olduğu için burada çok pahalı. Tamam, pasif filtre neymiş? Pahalıymış. Neden pahalı? Bobinden dolayı. Tamam. Bobinden dolayı pahalıymış. Buna geldiğimizde ise burada ne yok? L yok değil mi? Bobin yok. Bobin yok. Bobin kullanılamaz. Bu yönüyle nedir o zaman? Daha ucuz. Ben yazamıyorum daha. Uy. Daha ucuz. Evet arkadaşlar, buranın biraz hızlı olduğu için hemen yazıp ifade edeceğim. Aktif filtrenin çıkış empedansı çok düşük. Hatırlayın, şöyle yapmıştık, şöyle. Burada giriş dirençleri çok yüksekti. Çıkış direnci de sıfıra yakındı. Aktif filtrenin buna göre çıkış direncinin çok düşük olduğunu söylüyoruz. Giriş dirençlerinin ise, empedanslarının ise çok yüksek olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle aktif filtrenin girişine veya çıkışına bağlanan elemanın etkilenmesi söz konusu değildir diye ifade ediyoruz. Şimdi aktif filtrenin geçirgen olduğu frekanslarda herhangi bir zayıflama olmaz. Çünkü aktif olduğu için herhangi bir zayıflama olmadan aktif filtre ne yapıyormuş? Çıkışa bu sinyalleri iletebiliyormuş. Dolayısıyla aktif olduğu için etkilenmeden sinyali dışarıya aktarabiliyor. Bu bir. Aktif olduğu için aynı zamanda ne yapabilir? Bunu yükseltebilir de. Yükselterek de ne yapabilir? Dışarıya aktarabilir şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi şu kısımları tekrardan sileyim. Bunu yazmıyorum. Siz ifade etmiş oldum. Şimdi şuraya geldik. Burada demiş ki self, myself, himself, herself, kendi kendime. L, bobinin olduğu yerde, yani pasif filtre neye ihtiyaç duyuyor? Kendi kendine geri beslemeye ihtiyaç duyuyor. Self, kendi kendine demektir. Dolayısıyla pasif filtre neye ihtiyaç duyarmış? Geri beslemeye. İhtiyaç duyar. Nereden çıkartacağız? Bobin self demektir. Buradan kendi kendisine geri besleme ihtiyacı hissediyormuş. O zaman bunun için ne diyeceğiz? Aktif için ne diyeceğiz? Kendi kendine geri besleme veya kendisine geri besleme ihtiyacı hissetmez. Hocam anlamak için, maddeyi anlamak için iki tane dükkan var. İki tane dükkan var şöyle. Birisi pasif bir dükkan. Gelen giden müşterisi yok bunun. Pasif. Burası da aktif. Aktif. Aktif gelen gidenin çok olduğu için bundaki eleman sayısı ne olmuş? Gittikçe azalmış. Yani elektronik eleman sayısı gittikçe azalmış. Azalan ne? Bizim istediğimiz aralıklardaki bant genişliğine sahip olan filtre burada yok. Aktif kısma geldiğimizde diyoruz ki bana işte LM741 ver diyoruz. Yok diyor. LM110 ver diyoruz. Yok diyor. Yani istenilen frekans aralıklarında eleman bulunamaz.
Bu yüzden çok sınırlı aralıklarda çalışır. Sen gittin, seçeneğin 1, 2, 3, 4 tane seçeneğin var. Çok sınırlı bir aralıkta çalışabilirsin. Çünkü dükkan çok haftik, eleman kalmamış, parça kalmamış. Ama buna geldiğin zaman gelen gideni yok pasif dükkanın. İçerisinde hangi tür frekansta, hangi tür filtre istiyorsan, alçak geçiren, yüksek geçiren, bunların hepsini bulabilirsin. İkisi arasındaki fark buymuş. Pasif geçiren de neymiş? Filtrenin bant genişlikleri sınırsız. Burada aktifte, dükkanda elemanlı, burada ise sınırsız. Şimdi siliyorum. Şöyle tekrardan. Şuraya geldim. Bunları söyledik. Başka? He, bu dükkana geldin. Sordun. Neydi? Aktifti. Eleman sayısı gittikçe azdı. Değil mi? Buraya geldim. Pasifti. Dükkanda elektronik kompartmanlar oldukça çok ve geniş bant aralıklarına sahip çalışma imkanım var. Ama pasifte yok. Şimdi bu adama soruyorsun. Diyorsun ki, ya kardeşim bana şu parçadan lazım. Niye yok? O da diyor ki, abi üretim teknolojisi. He, bunun o zaman neymiş? Malzeme gelmiyormuş buna. Üretim teknolojisi. İki şey sınırlı. Bir, alacağın komponentler sınırlı. Bant genişliği sınırlı. Bant genişliği sınırlı. Bir de üretim teknolojisi sınırlı. Ama bunda ne diyeceğiz? Üretim sınırsız. İstediğin şekilde bant genişliklerini ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrası ikinci video çekeceğim. İkinci videoda direkt daha böyle can alıcı sorular, grafikler, alçak geçiren, yüksek geçiren, işte sınav sorularının A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı şeklinde yorumlarımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.